Merhabalar, Evimin Yemekleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz kolay krep tarifi. Kahvaltıda özellikle çok hoş oluyor bu tarif. Ben de zaten kahvaltı için yaptım. Tarifimin malzemeleri: bir tane yumurta, 2 yemek kaşığı sulu yoğurt, 1 çay bardağı süt, öncelikle bu 3 malzememi çırpıyorum. İsterseniz blenderda kullanabilirsiniz. Ben elimde çırptım. İki çay bardağı su kullanıyoruz. Burada ılık su. Daha sonra unumu ekleyeceğim. 2,5 su bardağı un. Bu unun içinde de yarım çay kaşığı karbonat var. Kabartma tozu da kullanabilirsiniz, bir paket. Unu yavaş yavaş yedire yedire döküyorum, azar azar döküyorum. Çünkü bir anda döktüğünüz zaman çok içinde topaklar kalıyor, un topakları, ve onları çırpmak için de, karıştırmak için de uzun süre çırpmamız gerekiyor. Karbonatın etkisi kaybolmadan güzel kabarsın diye bu şekilde azar azar ekliyorum ve pürüzsüz bir hamur elde etmek istiyorum. 2 çay kaşığı da burada tuzum var. Tuzsuz yaptığınız zaman reçelle beraber, balla beraber daha rahat kullanabilirsiniz. Bunda da tuz yine çok belirgin değil. Hamurun pürüzsüz bir hale gelene kadar çırptım. Şimdi krep tavamda ocakta tarifimin kalanını yapacağım. Azar azar sıvı yağ ekliyorum. Spreyle de sıvı yağ kullanabilirsiniz. Kepçe yardımıyla dağıtıyorum hamuru. Böyle küçük bir tava için 2 kepçe krep hamuru yeterli oluyor. Siz de tavanıza göre ayarlayabilirsiniz. Kreplerimin her iki tarafını çevire çevire pişiriyorum. Hazırlaması kolay, pişirmesi kolay bir tarif. Ve bundan sonraki videolarımda da farklı tarifleri, yani farklı krep tariflerini de sizinle paylaşmak istiyorum. Birçok tarifim var aslında kreple ilgili. Bu özellikle yeni başlayanlar için güzel bir video oluyor. Bu ilk krep olduğu için biraz yavaş pişti, çünkü tava ancak ısınıyor. Bir tarafı biraz kızardı, diğer tarafını da pişirmem yeterli olacak. Zaten çok ince döktüm. Tüm hamur bitene kadar bu şekilde 2 kepçe 2 kepçe bir tavaya dökerek bütün hamurumu bitiriyorum. Bunun peynirli, çikolatalı, karamelli, balla beraber, farklı reçellerle beraber de yiyebilirsiniz. Tavam ısındığı için artık daha hızlı pişiyor. Tüm hamurumu bitirdim ve ben bir kısmına lor peyniri sarıyorum.
Bir kısmına çikolata, bir kısmına da karamel yapmak istiyorum. Bu ölçüler yani kahvaltıda 2-3 kişi için ideal. Daha kalabalıksanız 2 kat ölçü kullanabilirsiniz. Evet, şöyle hafifçe çikolata sosumu da gezdiriyorum. Birkaç tanesine de karamelli sosumdan dökeceğim. Yani bazı günlerde kahvaltıya farklılık katmak güzel oluyor. Şekilde de servise hazır hale geldi. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup yeni tariflerimi takip etmeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.